YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün en sevilen tatlılardan bizim geleneksel baş tacı tatlarımızdan un helvası yaptım. Kıvamını tutturmak biraz zor olabiliyor ama verdiğim ölçülerle yapın. Birebir yapın. Püf noktalarına birebir uyun. Gerçekten sonuç tek kelimeyle muhteşem oluyor. Hayatınızda hiç helva yapmadıysanız bile bu tarifle hiç çekinmeden yapabilirsiniz. Önce şerbetini yapıyorum. 2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su ve 1 su bardağı süt. Bunları tencereye aldım. Şeker erisin. Sadece kaynatacağız. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp daha sonra ılınmaya bırakacağız. Zaten içinde süt olduğu için fokurduyor. Ben biraz geç kaldım. Siz benim gibi geç kalmayın. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ilık bir şekilde şerbeti kullanacağız. Zaten helvayı kavurma süresi yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. O sürenin sonunda da artık şerbet ılık bir hale geliyor. Ben helva için 125 gram tereyağı, mutfak tartınız yoksa 3 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekleyebilirsiniz. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim ve 2 su bardağı un. Helva yaparken en önemli kısım kavurma kısmı. Benim tencereyi koyduğum ocak küçük boy bir ocak, orta ateşte helvayı kavuracağım ama şu an unu yeni eklediğim için ocağın altı açık ama daha sonra kısıp hiç ara vermeden unun bazı yerleri kavrulmuş bazı yerleri beyaz olmadan devamlı karıştırıp helvamızı hazırlayacağım. En başta un çok kalın, bir muhallebi gibi kıvamı şu an ama kavruldukça çok güzel incelecek. Ben unun bütün aşamalarını, değişimini çekmeye çalıştım. Kavruldukça yavaş yavaş incelmeye, rengi açılmaya, daha sıvı bir hale gelmeye başlıyor. Ve artık helvanın hazır olma aşaması da o kokuların çok yoğun ortaya çıktığı aşama. Kokular yaklaşık 10 dakika sonra çıkmaya başlıyor ama biz şerbeti 20-25 dakika istediğimiz renge geldikten sonra döküyoruz. Bakın artık iyice inceldi. Ama bizim istediğimiz yağ ayrı bir yerde, un ayrı bir yerde olması. Bunun için biraz daha zaman var ama rengi çok güzel dönmeye başladı. Ben bir spatula'ya geçtim çünkü yağ üste çıkıyor bu sefer, un altta kalıyor. Unun yanmaması için bir silikon spatula kullanıp yine eşit bir şekilde kavurmaya devam ettim. Toplam 23 dakika kavurma işlemim sürdü. Daha sonra istediğim rengede geldikten sonra üzerine şerbeti döktüm. Ocağın altı kısık. Hemen 1 dakika içerisinde zaten katılaşıyor. Şerbeti her yerine güzelce karıştıralım. Tam ölçülü bir tarif. Yapanlardan yorum bekliyorum. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Bu arada isterseniz içine fındık, ceviz, fıstık atabilirsiniz. Şerbeti eklemeden önce 1-2 dakikada onları kavurup üzerine şerbeti dökebilirsiniz. Ben tamamen sade yaptım. Böyle yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Şerbetin kıvamı tam, şekerin de bence ölçüsü tam. Rengi de gayet güzel oldu. Çok sevilen tatlı tariflerinden biri, özel günlerde yapıyoruz, kandillerde aklımıza geldiğinde, canımız tatlı istediğinde her zaman yaptığımız tatlılardan biri. Ama kıvamını tutturmak biraz zor. Ama size verdiğim ölçü dediğim gibi tam ölçü. Ocaktan aldım, bir 5 dakika ılınmaya bıraktım. Ben kaşıkla şekil verdim. Elinizde dondurma kaşığı varsa onunla da şekil verebilirsiniz veya şekilli kalıplarınız, kurabiye kalıplarınız varsa onlarla da şekil verebilirsiniz. Ben klasik yöntemle kaşık helvası olarak yaptım. Durdukça artık tamamen çekti ama yumuşacık. Kuru bir helva değil. Çok yumuşak yumuşak da değil. Kıvamı çok güzel oldu. Yiyenler de çok beğendi. Helvayı iyi yaptığınız zaman, kıvamı da güzel olduğu zaman çok güzel oluyor ama kıvamı tutmadığı zaman da pek keyifli olmuyor. Benim de içime sinen çok sevdiğim tariflerden biri. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.
Deneyenlerden de yorum bekliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben üzerine biraz toz fıstık serptim. Son olarak gördüğünüz kadar çıktı. Gerçekten çok çok güzel bir tarif. Helvaların içinde en çok denenen, en çok yapılan tariflerden biri ayrıca. Son olarak kıvamına da bakalım. Videoya beni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.